Mete Han, M.Ö. 234 yılında doğdu. Doğum yeri tam olarak bilinmemektedir. Babası Asya Hun İmparatorluğu'nun kurucusu olan Teoman'dır. Annesi ise Ay Kağan'dır. Teoman, oğlu Mete Han yerine, üvey annesinin etkisiyle Mete Han'ın üvey kardeşi olan diğer oğlunu tahta çıkarmak istedi. Törelerine göre Türk Hatun'dan olan has bir Türk'ün tahta çıkması gerekiyordu. Mete Han'ın üvey annesi Çinliydi. Çinli kadından olan çocuk tahta geçemezdi. Bu sebeple üvey annesi Mete Han'ın babasını doldurdu ve Mete Han'ı komşu kavim olan Yuesilere rehin olarak gönderdi. Teoman ardından Yuesilere savaş ilan ederek Mete Han'ı öldürtmek istedi. Mete Han, babası Teoman, Yuesilerin topraklarına girmeden Yuesilerin elinden kaçtı. Babası Teoman, Mete Han'ın bu kadar zorlukları atlatmasının ardından oğluna hakkını vermek için Mete Han'ın emrine 10.000 çadırlık bir birlik verdi. Sonunda Mete Han, öz babası Teoman'ı, üvey annesi ve kardeşlerini öldürerek M.Ö. 209 yılında Kağan oldu. Birçok konar göçer kavimin kullandığı çavuş oku adı verilen ıslıklı okun mucidin Mete Han olduğu kabul edilmektedir. Çin kaynaklarına göre eğer okunu bir yöne yöneltirse emrindeki askerlerin hepsi o hedefe ok atarak hedefi hemen yok ederdi. Bir gün okunu en sevdiği atına çevirdi. Askerlerin bazıları tereddüt etti. Atına ok atmakta tereddüt eden askerlerin hepsi atılan oklarla öldürüldü. Bir gün emrinde demir disipliniyle yetiştirdiği 10.000 askeri varken okunu ava çıkan babasının üzerine çevirdiğinde askerler tereddüt etmediler. Teoman da bu şekilde öldürülmüştü. Mete Han günümüz ordularının temellerini atmıştır. Ordusunda onbaşı, yüzbaşı, binbaşı ve tümenbaşı gibi rütbeler kullanmıştır. Mete Han önce Hunlardan toprak talebinde bulunan doğu komşu Dong üzerine yürüdü ve onlara ağır bir yenilgiye uğrattı. Yapılan anlaşmada Donghular yıllık sığır, at ve deveden oluşan bir vergi ödemeyi kabul ettiler. M.Ö. 208 yılında Donghuları hakimiyetine aldı. Donghu'yu yendikten sonra Kuzey Moğolistan'da yaşayan Turguz gibi halkları da içine kattı. M.Ö. 177, M.Ö. 165 yılları arasında Hunların güneybatısında Tanda Dağları ile Gansu arasında yaşayan Yuezhi üzerine seferler düzenledi. M.Ö. 203'te Yuezhi'yi mağlup ederek kendi topraklarına kattı. Ordos'ta hakim olmaya çalışan Türkleri yendi. Çin üzerine sürekli seferler düzenledi. Sadı Irmak'ın güneyindeki kaleleri aldı. Bu zaferlerle Hunlara büyük gelirler getirecek ticari yolların kontrolüne sahip oldu. Bölgede yaşayan Altay kavimlerini egemenliği altına alarak askeri ve stratejik olarak daha da güçlendi. M.Ö. 200'de Han Hanedanı İmparator Gaozong'un 320 bin kişilik ordusunu Baideng'de Petem Kalesi'nde kuşattı. Gaozo, Mete Han'ın eşine hediyeler gönderdi. Mete Han'ın kuzey eyaletlerini Hunlara bırakma ve yıllık vergi ödeme gibi tüm şartlarını kabul etti. Mete Han, Han Hanedanı'nın kuzey sınırını tehdit etmiştir. Daha sonra M.Ö. 198 yılında Gaozo barış istemiştir. Gaozo, M.Ö. 195 yılında ölmüştür. Eşi Liu Ho imparatoriç olmuştur. M.Ö. 192 yılında Mete Liu Ho'ya mektup gönderip kaba bir üslupla evlenme teklifi etmiştir. Ülkesinin içinde bulunduğu koşullarda Hunlarla bir çatışmayı göze almak istemeyen İmparatorça Liu Ho uğradığı saygısızlığa rağmen Mete Han'a bir prenses göndermiştir. Çin kaynaklarında Mete Han'ın İmparatorça'dan bir mektupla özür dilediği yazar. Çin savaşından sonra Mete Han, Yuezhi ve Wusun'u Hun'un köleleri olmaya zorladı. Oğuz Kağan destanında geçen Oğuz Han, Mete Han'ın ta kendisidir. Mete Han'ın saltanatı boyunca çoğu halklar Hun idaresine girdi. Mete Han'ın hem askeri hem de idari yapılanması daha sonralardan birçok merkezi Asya halkları ve devletlerinde uygulandı. Mete Han bölgesinde askeri gücüyle korku saldı. Savaş taktikleri ve askeri disiplini sayesinde Çin İmparatorluğuyla ve çevre kavimlerle yaptığı savaşları kazandı. Ordusu sürekli eğitimli ve savaşa hazır halde bulunan profesyonel askerlerden oluşmaktaydı. Hakim olduğu bölgelerde geniş tahıl ve yiyecek kaynaklarıyla ordusunu ayakta tutabiliyordu. Mete Han, M.Ö. 174 yılında vefat etti. Asya Hun İmparatorluğu'nun en parlak dönemi Mete Han zamanında yaşanmıştır.